Hakan Albayrak, Rümeysa, Zeynep, Esma ve Asude. İyi akşamlar sayın seyirciler. 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası için Katar'ın başkenti Doha'dayız. 15'i Arap ülkesi olan 53 ülkeden gençler burada 5 gün boyunca Arapçalarını yarıştıracaklar. Dikkat buyurun. 15 Arap ülkesi yer alıyor turnuvada. Üstelik Almanya ve Çekya'da müsabakaya Araplardan oluşan takımlarıyla katılıyor. Türkiye ise geçen sene ve evvelki sene ülkemizdeki proje okulları arasında düzenlenen Arapça münazara yarışmasının şampiyonu olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden dört kızımız temsil ediyor. Lise 2 talebeleri Rümeysa Aydın, Zeynep Sude Gökçe, Esma Kotan ve Lise 3 talebesi Asiye Asude Komut. Bu kızlarımız ortaokulu başka okullarda okumuşlar. Sadece 2-3 senelik imam hatipliler. Sadece 2-3 senelik Arapça eğitimleri var. Bu eğitim belki İtalyan yahut Çinli rakiplerini geçmelerine yeter ama ana dilleri Arapça olan gençlerle baş edebilmelerini tabii ki beklemiyoruz. Bir telaffuz yarışması da değil bu. Güzel konuşma yarışması da değil. Münazaradan bahsediyoruz. Rümeysa, Zeynep, Esma ve Asude karşılarına hangi tezlerle, hangi argümanlarla, hangi deliller ile çıkacaklarını önceden bilmedikleri muhataplarıyla Arapça tartışmak. Onların söylediklerine anında Arapça cevap yetiştirmek mecburiyetinde Ezberin kifayet etmediği yerdeler. Önceden belirlenmiş olan münazara konularına istedikleri kadar iyi hazırlanmış olsunlar yetmez. Muhakeme kabiliyetleri de alabildiğine gelişmiş olmalı ve bunu Arap diliyle çok güçlü ve çok hızlı bir şekilde sergileyebilmeliler. Gerçekçi olalım ve takımımıza taşıyabileceğinden daha büyük bir misyon yüklemeyelim. Yarışmada 15 Arap ülkesi var dedik. Bunlara ilaveten Almanya ve Çekya'nın Araplardan oluşan takımları var dedik. Etti 17. Dem Demek ki İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ekibinin bu turnuvayı 18. sırada bitirmesi mevcut şartlarda en büyük başarı olacaktır. İki gün sonra İyi akşamlar sayın seyirciler. 4. Uluslararası Arapça Münazara Yarışması için yine Katar'ın başkenti Doha'dayız. İnanılır gibi değil ama Türkiye'yi temsil eden İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ekibi turnuvanın iddialı takımlarından biri oldu. Rümeysa, Zeynep, Esma ve Asude bu gidişle çok sayıda Arap takımını da geride bırakarak yarışmayı ilk onda bitirecek gibi. İnanılır gibi değil diyoruz zira 2-3 senede öğrendikleri Arapçayla başarıyorlar bunu. 4 gün sonra. Katar'ın başkenti Doha'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası ve Türk takımının bu şampiyonadaki müthiş performansı devam ediyor. Rümeysa, Zeynep, Esma ve Asude'nin Arapçası Araplara bile taş çıkartıyor. 53 katılımcı ülkeden 15'inin Arap ülkesi olduğu ve 2 Avrupa ülkesinin de Araplardan oluşan takımlarla temsil edildiği yarışmada en iyi ihtimalle 18. olurlar demiştik halt etmişiz İzmit Mehmet Akif Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ekibinin Lübnan ve Sudan'la beraber ilk 3'e gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Sudan'ı geçip yarışmanın en büyük favorisi olan Lübnan'ın ardından ikinci olmaları bile muhtemel. 5 gün sonra İyi, i̇yi akşamlar sayın seyirciler. Katar'ın başkenti Doha'da 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nın yapıldığı salondayız. Az evvel burada finale kalan Türkiye ile Lübnan ekipleri karşı karşıya geldi. Lübnanlılar turnuvanın en büyük favorisiydi ama salonu inleten Türkiye, Türkiye tezahüratından anlıyoruz ki Türkiye'yi temsil eden İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı Onları bile gölgede bırakmayı başardı. Şimdi şampiyonun ilan edilmesini bekliyoruz. Ve evet, şampiyon Türkiye. Şampiyon Türkiye. Şampiyon Türkiye. 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nı İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ekibi kazandı. Rümeysa Aydın, Zeynep Sude Gökçe, Esma Kotan ve Ayşe Asude Komut aralarında 15 Arap ülkesinin bulunduğu 52 ülkenin ekiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Sadece 2-3 senelik bir Arapça eğitimiyle başardılar bunu. Bu ne müthiş bir eğitim, bu ne müthiş bir okul, Alkışlar İzmit, Mehmet Akif Ersoy, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Şen Ocak ve mesai arkadaşlarına. Alkışlar Arapça öğretmenleri İman Ulvan Sumakiye ve Esin Makaracı'ya. Alkışlar Rümeysa Zeynep Esma ve Asiye'ye. Aferin kızlar, Allah zihin açıklığınızı daim kılsın. 7-11 Nisan 2018 tarihlerindeki 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda kızlarımızın kazandığı müthiş başarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin internet sitesine ve Anadolu Ajansı'nın ilgili haberine bakabilirsiniz. Hakan Albayrak, Karar.